Evet. Şöyle. Tamam, sen devam et, ben geleyim. Sen devam et, ben geliyorum. Alo. Ne haber? Oy. Ay. Ya, aman aman. Tamam, tamam oğlum. Tamam. Tamam. Nasıl oynuyorlar ya? Baba. Aferin benim kızıma. Aferin. Şurası güzelmiş. Neyse, onlar şey yapsın da ben şurada bir konuşma yapayım da şey yapayım. Evet. Kıçım. Evler böyle. Köyün ismi neydi burada girerken? Kalkıncı. Şöyle şurada bir konuşma yapıyor. Evet arkadaşlar, bugün Erzincan'da 5. günümüz. Ne var aşağıda? Kalkanlı köyüne geldik Erzincan'da, Refai'ye bağlı. Şöyle köyde gördüğünüz gibi evler var. Camisi böyle. Evler taş evler, eski evler. Şöyle. Gördüğünüz üzere. Bugün burayı dolaşacağız köyü. Şimdi aynı şeyler çarpmasın önce. Dur bir dakika, şu beyefendileri kesiyor. Oğlum, ne yapıyorsun sen? Kız mısın, oğlan mısın sen? Ne yapıyor? Tamam. Mama getirmedik vallahi. Getirseydik verirdik. Evet. Oyun mu istiyorsunuz? Tamam oğlum. Evet. Bak. Ya gidelim oğlum, aşağıda çeşmeler varmış. Gidelim. Şu evi falan çekelim bak. Öyle dokunamıyor. Evet. Şöyle tarih. Evin köy evleri var şöyle. Bak. Evler. Güzel. Şöyle. Bizim. Kız. Ne yapıyorsun sen? Böyle. Bizi arkadaşlarımız da gezdiriyor, hopluyor hopluyor köyde. Değil mi? Kızım beni gezdiriyor. Gezdiriyor muymuş? Gezdiriyor muymuş beni? Evet. Gezdiriyor muymuş? Hadi bakayım. Hadi düş ona. Düş ona. Hadi. Köyde böyle arkadaşlar, yaşam, hayat, yaşam böyle devam ediyor. Şöyle, yalnız çok soğuk hava, donuyoruz. Değil mi? Değil mi kızım? Donuyoruz değil mi? Kızım donuyor muyuz? Donuyor muyuz? Kızım dönüyor muyuz? Vallahi bir şey getirmedik ya size. Kolay gelsin. Tamam, sen şey yap ya. Kızım dönüyor muyuz? Tamam. Tamam.
böyle köyde hayat durmuş vaziyette. Şu şekilde bakın, maratonun 5. günündeyiz arkadaşlar. Bak, karı görüyorsunuz değil mi? Köyde kar. Tamam, sen çek orada Fadime Hanım. Ben aşağı doğru iniyorum, sen çek. Evet oğlum, ne yapıyorsun sen? Gel. Hadi gel gidelim, düş önüme. Gel. Evet, senin adın ne? He, gel, gel oğlum. Evet. Böyle köy evleri var. Kalkan Köyü, Erzincan'ın Kemaliye bağlı. Şöyle bir ev bulduk. Evet. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Çarşıya mı gideceksin? Yok. Buradayız. Bizim minibüs var. Teşekkür ettim. Şöyle bir ev var. Bak. Evi karlar altında. Arkadaşlar. Bu evin üstüne isimler falan yazmışlar. Ne kadar eski bir ev. Evet. Şu evi gördün mü? He? Evi gördün mü? Evet. Şahane ya. He. He? Veli Bey'in o evdeymiş. Ne? O evdeymiş Veli Bey'in. Öyle mi? He. Ya olsun ya. Aa. Kalbi ne düşünüyorsa ona göre versin Allah. Değil mi? Benim kalbim... Hayır, daha şey... Aynı yerde şey yapmayalım, farklı kapılalım. Tabii ya, bak. Az kanım olsun. Ya zaten ben fotoğraflarımı hazırladım ki. Yani burası ekstra bir şey. Şu tarafa gidelim. Adam dedi çarşıya mı gidiyorsunuz dedi. Götüreyim dedi. Yürü yok. He, araba durdu ya. 131. Şöyle evler var. Arkadaşlar. Köy bayağı eski bir köy. Eski bir köy bak. Şöyle şeyleri bakın. Taştan yapıyor. Baksana gel gel. Gel ben fotoğrafı buldum gel. Ama yürümen lazım oradan. Gördün mü? Şu çitten yürürsen muhteşem bir fotoğraf çıkar. Yürüyebilir misin bilemiyorum. Ben de bilemiyorum. Ben de çıkabilir miyim oraya? Onu da bilemiyorum. Ne biliyorum, onu da bilemiyorum. Vallahi çıkılıyor. Çıkıldı. Çıkıldı. Bak. Fadime Hanım. Hiç evet. İz yok. Yürüyebilir misin acaba? Evet. Çitten doğru. Hop.
Nereden? Buradan değil. Şu taraftan çekeceğiz. Dur oğlum, dur. Dur kızım. Battık abi. Vay! Şu taraftan çekmek lazım. Çünkü niye? Şöyle sen şuradan yürüyeceksin. Yavaş. Hop hop. Düşme. Nereden yürüyeceğim? Bak. Şuradan çitin kenarında. Bir şöyle koyayım. Şöyle. Oo. Çok zor. Çok çok zor. Yok yok, gel gel. Yok. Vazgeçtim. Yürüyemem. Çünkü yürünmez zaten. Tut beni. Gel. Bak ya. Kızım dur dur. Çekil. Gel gel. Aman ha, köpeğe bak. Yok yok, yürüyemezsin zaten. Dedim ya. Şuradan çekeceğiz böyle. Dur bakayım, şunu tutar mısın? Ver. Ha, sen yürü bakayım. Ama bak şöyle yapacağım. Bak. Şunu teli köşeye gireceksin. Tamam. Köşeye. Bak, tamam. Biz ortak. Şunu elime mi alacağım? Haber onu çantama koy. Koy. Hadi önce seni çekeyim. Dur. Hep telefonu meşgul olmuyor. Öyle çekiyorsun. Bir de geniş açı her yeri gösteriyor. Hiç fotoğrafı işlemeye gerek yok bunda, belli değil. Kendisi fotoğraf... işliyor. Zaten işleme, baksana görüntü. İşlemeye gerek yok ki. Fotoğraf çizildi. Hep siyah geliyor niye? Ya. Madem ben yaparlar diye mi? Moda yok valla. Dün kütüphaneye gittik, bir tek kırmızı bende. Model oldum hep. Yo. Renkli montlar var da onlar biraz ince, biliyor musun? Ne çektiniz Kemal'i? Yok, Kemal kaldı. Kemal'de tren kovaladılar. Son anda Fadime Hanım'ı uyardım. O çekti, öbürleri çekemedi. Bilmiyorum ki valla. Bir soralım. Alo. Aşağı mı? Yok, aşağı gitmiyor. Dönüyor. Ha, yukarı gidiyor. Şansımıza güzel. Ama yol güzel ha. Yolda iyi fotoğraf çıkıyor. Evet, Kalkan Köyü'nden çıktık arkadaşlar. Şimdi yolun, köyün yolu şöyle. Gördüğünüz üzere. Karda gidiyoruz. Biraz şey. Kurt var mı? Kurt nerede? Kızım, kızım, nereye gidiyorsun sen? Bizi götüreceksin mi?
Aferin. Aferin kızıma. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Hı? Kenarlardan yürüyün de kayabilirsiniz ha. Şurada araba gitmiş ya. Daha ize bakıyorlar, görüyor musun? Orada ne var acaba? Evet. Ha? Ayı Bey, yürüyeyim mi şu yoldan dermişim? Yok ya. Batarsın valla. Aman öyle bir şey yapma. Çünkü altında ne olduğu belli değil. Bak önden nasıl gidiyorlar bak. Göl acaba donuk mudur orada? Yok yani, gözüküyorsa. Bak bak, nasıl bakıyor? Allah Allah. Bizimle birlikte geliyorlar ya. Şöyle. Evet. Refahiye. Burası Refahiye'ye bağlı değil mi? Evet, bilmeye başladım. Evet, evet. Refahiye'ye bağlı. Köy. Köyde kimse yaşamıyor arkadaşlar. Muhtar var. Ondan sonra 3 hane var yaşayan kışın. Ama yazın kalabalık oluyormuş köy. Yol arkadaşlarımız burada. Kendileri kurt avcısı. Yanki, sınırları belirleyin. Evet. Köyümüz bu. Kalkancı köyü. Gittiğimiz köy arkadaşlar. Şöyle. Erzincan'a bağlı. Evet. Bir gün 5. gündeyiz arkadaşlar. Foto maratonda 5. gündeyiz. Böyle rehberlerimiz, değil mi oğlum? Oğlum, ne yapıyorsun? Aferin benim oğluma. Böyle 2 tane kangal rehberimiz var. Şu şekilde bize eşlik ediyorlar. Tabii. Şimdi ana yola çıkmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Araç bizi bıraktı buraya.
karların içinde Sivas Ankara Sivas Erzincan yoluna çıkmaya çalışıyoruz. Erzincan'a gideceğiz oradan. Kır şartları böyle. Bu sene hele çok kış geçti. Her yer, Türkiye'nin her yeri. Bu azalmış hali şu anda. Kar yağışı yok. Şöyle. Arkadaşlar şöyle bakın köy arkamızda gidiyoruz devam ediyoruz şurada da ahır gibi bir yerler var. Yarın son arkadaşlar. Yarın gideceğiz. Erzincan'ın içindeyiz. Yarın. Yarın Adana'ya dönüşe geçeceğiz. Videoları Adana'ya gittiğimde yükleyeceğim. Umarım beğenirsiniz. Çok zorlu kış şartlarında çekimleri yaptık. Tabii Erzincan'a zor ulaştık. Yolların hepsi kapalıydı. Yağış vardı. Ayın 25'i gecesi 26'ya bağlayan gece çıktık. 25-26'ya bağlayan gece. Bayağı yolda tehlikeli bir yolculuktu. Yani yol bazen durduk. Bazen hareket ettik. Tabi buraları bildiği için şoförlerin otobüs şoförlerinin buraları iyi bildiği için onun için dura kalka Erzincan'a geldik. Burada da zorlu şartlarda bazen ilçeler kapandı. Yollardan, kardan bazı yerlere ulaşamadık. İşte böyle gördüğünüz gibi buralar şöyle böyle şu şekilde köyün çeşmesi falan var. Yol arkadaşım 4 kişiyiz. Buraya 4 kişi geldik arkadaşlar. Yol arkadaşlarımız da geliyor. Şöyle. Şöyle. Ama yolu güzel. Köy güzel. Yani konu bu. Konu kış şartları. Kışın işte manzara. Ah, doğada. Her şey. Yani her şeyin bir zorluğu var arkadaşlar. Burada yaşamanın zorluğu yani şu şartlarda düşünün. Yolda yürüyemiyorsunuz bile. Ayaklarınızı görüyorsunuz. Yürüdüğünüz yerleri. Bazı yerler şöyle buz tutmuş. Bakın. Şu geçen yerler buzlu. Şöyle yol. Buradan araç geçen yerler buz tutmuş. Şöyle adım attığım yeri görüyorsunuz. Şöyle kıyıdan yürüyoruz düşmeyelim diye şartlar ağır şartlar arkadaşlar burada yaşam yani kışın ağır burada ama yazın güzel yaz ve baharlar ama kış şartları çok ağır burada yaşam mücadelesi.
Ha. Kamerayla mı? Yok, elini çekiyorum. Öyle mi? Elini çekiyor, elini çekiyor. Çekiyor. Ha, kameraya. Arada sizde çekiyorum yani. Çekiyorum, arada dönüyorum böyle, etrafı çekiyorum. Biliyor musun? Elimde var fotoğrafın camide. Arada sizde çekiyorum, böyle dönüyorum ya. Ya bu tarafın ışığı zaten güzel. Ya köyün şartları, martlarını anlatıyorum, biliyor musun? YouTube kanalı var bende bir de. Oraya çekiyorum, video koyuyorum buradan. Sakınca yok değil mi? YouTube'a koyuyorum ben videoyu. Yani bazıları istemiyor, biliyor musun? Böyle bir. Onun için soruyorum. Ama bazıları da diyor ki çek 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 çek. Bak şu tek ağaç güzelmiş ya. Aa, arkada da varmış. Olmadı. Arka tarafı mavi ya. Ama şöyle gidersek onu kurtarırız. Kurtarıyor abi. Şuradan. Oy. Oy. Ne oldu lan bu? He? Rehberimiz Veli Bey ve önde yaveri. Görük olduğu belli de köpek taşından geldi. He? Görük olduğu belli de. Evet, görük olduğu belli. Evet. Görük olduğu belli, köpek yanından ayrılmıyor. Köpekler misafiri herhalde şeye kadar bırakıyor. He? Veli Bey. Yola kadar. Alışkın bunlar. Şöyle. Şu tarafta ışık var. Evet arkadaşlar, bugün Ekşi Su'dayız. Erzincan'da 6. günümüz. Bir gün son. Akşam dönüşe geçeceğiz Adana'ya. Ekşi Su şöyle nesire yeriymiş. Şöyle buharlı muharlı dumanlı gölün üstü. Şöyle bir köprü var. Şöyle. Bir tane restoran var. Karlı bir yer. Şöyle su akıyor. Bakın arkadaşlar. Böyle. Şöyle. Şuradan. İleride bir değirmen var. Şöyle. Mesire alanı burası arkadaşlar. Ekşi Su mesire alanı devleti. Güzel bir yer. Erzincan'da. Erzincan'ın Üzümlü'ye bağlı. Üzümlü'ye giderken hemen yakın yani. 5-10 dakika geliyorsunuz. Diye. Şöyle gölün içinde duman çıkıyor. Nereden çıkıyor bilmiyorum. Sıcak mı su? Ondan mı çıkıyor? Şöyle dağın yansıması da var. Güzel bir manzara. Güzel bir yer. Şöyle duvarda şekiller var. Bakın. Şöyle. Böyle bir restoran var burada. Restoran çıkıyor. Arkadaşlar Erzincan'dan Ekşi Su'dan videomu kapatıyorum. Buraya geldik, 6 gün oldu. Dağ, tepe, bayır, karların içinde boğuştuk. Sizlere de bir şey, geçtiğimiz yollardan manzaralar izleteceğim. Adana'ya gidince videoları paylaşacağım arkadaşlar. Yol videosu var. Ondan sonra şehirlerim var. Onları
birinci bölüm, ikinci bölüm olarak paylaşacağım. Yani birinci bölüm kaç bölüm, çünkü 30'ar dakika kaç bölüm çıkarsa, 3 bölüm veya 4 bölüm, 5 bölüm ne çıkarsa ona göre paylaşacağım. Videoyu buradan kapatıyorum. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Erzincan'dan hoşça kalın. Adana'ya yolculuk başlıyor.